Herkese e, hayırlı akşamlar. Kusura bakmayın, hiç kimsenin e, saygı sevgi beklemesine saygı sevgim yok. Tamam mı? Biraz ağır konuşacağım. Kemal Kılıçdaroğlu Zerre gururun varsa önce istifa edeceksin. Ama tek değil. Önce Canan Kaftancıoğlu, Sezgin Tanrıkulu gibileri de Atatürk'ün partisinden kovacaksın. Sonra istifa edeceksin. Ha sonra Türk halkı seni geri çağır mı çağırmaz mı bilmem. Ben 21.30'da seni bekliyorum. Ya seçim anında bekledim orayı geçtim ya. Yani seçim anında çıkar belki insan gibi konuşursun zannettim oraya geçtim. Geçen seçimde ödlek gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasına saklanmıştım. Ödlek gibi pısırıkça. Bu seçimde hadi dedim ki belki kendisi çıkar da konuşur. Ya Tuncay Özkan'ı falan geçiyorum bütün CHP'yi komple atsınlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin hepsi defolsun gitsin. Biz düzgün bir partiyi ele alalım. Bak arkadaşım ben 44 yaşındayım Kemal Bey. Bugün doğum günüm benim. Benim bugün 44 yaşına girdiğim gün. Senin yüzünden ben 49 yaşıma da Erdoğan hükümetiyle gireceğim. Kemal Kılıçdaroğlu defolup gideceksin. Yüzsüzce utanmadan çıkmışsın halen yolumuza devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Lan? 90 yaşında partinin başında mı duracaksın Kemal Bey? He, 90 yaşında da partinin başında mı duracaksın? Ne başarın oldu ki? Ee, sizi, ben şunu yaptım, bu hiçbir şey yapmadın Kemal Kılıçdaroğlu. Zerre bir şey yapmadın. Senin ne yaptığını söyleyeyim sana bak. Batmış bir ekonomiye, depreme, Covid'e her şeye rağmen dolar olmuş 20 lira muhtemelen belki 25-30 olacak. Buna rağmen seçimi kasten kaybettin sen. Artık bunda şey aramıyorum bak. Yo, değil. Senin bu akşam konuşman gereken bir ne no'lu şey neydi biliyor musun? Kemal Kılıçdaroğlu. Hani güya. Sen sözde muhalefet partisi başındasın. Diyecektin ki arkadaş buralarda böyle böyle yolsuzluklar var. Ulan arada topu topu iki puan fark var. Yani 52. 2 puan düşerse 50-50. Dört -50. yani puan gözüküyor ama. Biz buralara 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 geçen seçimde bu yalanı söyledi CHP. Yalan söylüyorsunuz. Biz Anka diye bir ajansa bakıyoruz. Salak gibi, hıyar gibi. Ben bu akşam yayındaydım YouTube katıldı. Bu yayın özellikle genel açtım. Defol git diye. La Anka ne bilmiyoruz ki. Niye? Çünkü CHP seçimde bir şey bile sunmuyor. Bize CHP bir şey vaat etmiyor. Demiyor ki ulan CHP. İşte böyle böyle bakın buralarda böyle yolsuzluklar oldu. Bilmem ne falan. Açsınlar abi. Dava açsınlar. CHP açıyorsa açsın. Yeter arkadaş ya. Ben 44 yaşındayım lan. Bak Kemal Efendi, sana rağmen senin karşına biz Kuvayi Milliye'yi kurarız. Zekâda da teoride Kuvayi Milliye'yi kurarız. Bu sefer silahlı olmaz. Sen babalaya şerefin, onurun için, Allah rızası için sana yalvardık dedi ki altılı masaya kendine emri var yapmadan önce babalaya çık. Yemedi. Çünkü bildiğin gençlik senin içinden geçer, rezil olursun. Gençlik sana gururla, şerefle bir parça onur, saygı duydu ki sana. Bu babalı da rezil etmediler. Ona rağmen sen o Canan e, Kaftancıoğlu'nu o utanmaz Canan Kaftancıoğlu'nu hakaret etmiyorum. Sakine denilen bir terörist kurucusunu, PKK kurucusunu kıçına taktın getirdin. Orada halen utanmadan AKP oy kazansın diye kendini parçaladı Canan Kaftancıoğlu. Sezgin Tanrıkulu halen kutlama yapıyor ya. Sen ne yapıyorsun efendim? Defol git ya yeter. Kaç yaşındasın sen ya? Babalaya çıkmadım. Bildin çünkü çıkarsan altılı masa emir vakisini bize ittiremeyeceksin. Altılı masa dediğin adamlar kim? AKP'nin B planı. Anlatsana bana efendim ilk seçimde ne, no ne faydaları oldu bana? Ha? Ulan Ümit Özdağ yanına alaydın. Muharrem İnce'yi alaydın. Sinan Oğan'ı alaydın. Bak alması daha kolaymış. Temel oldu kim ya? Ali Babacan kim? Ahmet Davutoğlu kim abi? AK Parti listesinden gireydin seçim oldu olacak. Daha kolaydı söyleyeyim sana. Ulan birinci seçim sesimizi çıkarmadık. Dedik ki bak eleştirdik. Üç video aynı anda trende girdi. Dedim ki oğlum dur ulan. Yani dereyi geçerken yapılmaz bu. Sen az önce eğer ki Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp zafer konuşması yapmasaydın yüzsüzce yemin ederim yarına kadar sabırlı olacaktın. Dedim ki bizim aboneler burada bak katıldaki yayını kestim dedim ki ben sinirliyim dedim yarın konuşalım. 21.30 bekledim. Elim ayağım titriyor. Yemin ederim sinirden. Ben bu vatanı seven bir insanım abi. Ben Kur'an-ı Kerim'i bayrağı sararak büyümüş bir aileden geldim ya. Lan biz ayırmazdık ya. Çıkmışsın. Onun savuncusu olacağım. Bunun bilmem. Niye olacaksın lan git. Ya arkadaş bir git ya. Ulan bakkal olsa batırsa kovarlar adamı ya. Bir defol git efendi ya. Biraz yüzün olsun biraz de ki ya sonucu kabul ediyorum ben mahvettim. Ne yaptın? Ne yaptın ulan bugün? Seçim sonucunda bize bir bilgin verdin. sandıklarım takip ettin. Bir sürü bilmem ne çift imza herif el bombası silahla seçime girdi lan. Oy kullandı ya. İki oy basan gördük. Ne yaptın efendim? Bugün ne yaptın ya? Ulan dedim acaba kazandı da bizim mi haberimiz yok? Biz geri zekalı gibi Anka'nın yüzde 50 birine tutunduk ulan. Anka'nın yüzde 50 birine tutunduk. Bak küfür etmiyorum sana. Yaşın oğlu benden büyüksün sana ağzımı bozmuyorum. Sen de zerre şeref onur gurur varsa Allah peygamberin aşkına diyeceğim defol git. Cananı da al, Sezgin Tanrı kulunu da al, Tuncay Özkan'ı da al hepsini al defol git. Ya Atatürk bugün yani yemin ederim Atatürk bugün ayakta olsa Atatürk'ün İsmet önüne tartışmaları var. Onları size anlatsam dersin ki Atatürk ne hassas adammış. Atatürk'ün meclisin kurulduğu gün tartışmaları var. Cumhuriyeti ilan etmeden bir gün önce tartışmaları var. Senin karşısına çıksa Atatürk çok ağır şeyler geliyor ağzıma. Siyasi kimliğin ve yaşına saygı duyuyorum. Ama senin bir geçmişin yok. Sen Erdoğan seçimi kazansın diye özellikle gittim başörtüsü dedim. Erdoğan seçimi kazansın diye gittim PKK parmakladım. Ulan ben sen seçimi kazan diye kendimi parçaladım. Ya yemişim Meral Akşener abi. Meral Akşener bir. Bana ne bu saatten sonra? İsterse Pepe Nilo'ya konuşsun. 5 sene daha AK Parti'yi izleyeceğim ben ya. AK Parti'ye söylüyorum bakın kazandınız. Hayırlı uğurlu olsun. Ama siz seçimi kazanmadınız. Muharrem İnce adam kazandı demişti ya. Bu sefer de ben diyorum ki adam kaybetti. Bile isteye kaybetti. Çıkmış bile zafer konuşması yapıyor. Bir beş sene daha buradayım diyor. Demiyor ki ulan abi İstanbul seçimleri yüzde kaçla bitti? Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti demedi mi? Hiçbir şey olmasa bile bir şey olmuştur. Seçimi ertelemediler mi? Ekrem İmamoğlu'nun. Sen niye hiçbir şey itiraz etmiyorsun? Niye hiçbir şey itiraz etmiyorsun efendi ya? Ha? Bir de Twitter'da hashtag başlatmışlar. Yalnız değilsin. Yalnız değilsin Kılıçdaroğlu. Yalnız değilsin tabii ki. Maşallah toplamışsın zaten hepsini arkana. Ya gülüyorsun ya. Ya beni deli ediyorsun Kemal Kılıçdaroğlu. Gülüyorsun lan. Nasıl gülüyorsun arkadaş ya? Ulan ülkenin yüzde ellisi sinir krizinde ya. Ben not aldım. Bak yemin ederim notlarıma bile bakmadan şu an akli dengem bozuk ya. Deliriyorum ya. Kafayı yiyorum arkadaşlar. AK Parti seçimi kazansın diye bu kadar nasıl çabalarsın? Neredesin arkadaş? Ümit Özdağ gelene kadar neredesin? Geçen seçimden bu seçime ne tedbir aldın? Yüzsüzce utanmadan diyorsunuz ki 700 milyon lira seçim için destek parası aldınız. Yüzsüzce diyorsunuz ki sandıkları terk etmeyin. Biz niye terk etmiyoruz oğlum? Basın parayı koyun sandığa adam o zaman. Sandviç için çiş için terk etmeyin. Hangi sandığı? Hangi sandığı terk etmeyeceklerini söylesene. Desen alan bana geçen seçim şu 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 sandıklarda Arap oylarında aşırı gariplik var. Bu sandıklara biz ücretin mukabilinde de harçlık vererek insan koyuyoruz. Ne sandığını terk etmiyoruz ya? Abi geçen seçim %88 gitmiş bu seçim %87. Sakın buna sığınma. Gitmediler sandığa deme. Hangi sandığı korudun? Bir tane sandıktan veri versene bana. Hangi sandıkla Arap vatandaşları çift oy kullanmış versene. Ne biliyorsun? Yemin ediyorum AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın günahını aldım. Dedim herhalde bunu da yaparlar. Bu sefer sandıkları karıştırırlar da ben farklı bir sandığa giderim. Geçen seçimle kıyaslayamam. Ona bile tenezzül etmedi AK Parti. Ona bile tenezzül etmedi. Kimse kalkıp bana demesin ki yenildi diye eleştiriyorsun. Bütün tweetlerim duruyor. Üç tane de canlı yayınım duruyor Kemal olduğu için. Üçüde trendlere gidiyor. Dönizde bak. Tam seçimin ertesi günü. Pazartesi, salı, çarşamba duruyor o videolar. <laughs> Git arkadaş artık ya. Bak kim demiyorum ki senin geçmişini araştırsınlar. Canan Kaftancıoğlu'nun senin e, bilmemlerin bilmem banka hesaplarına bakılsın bile demiyorum. O kadar adam ifşa yaptı ya. Sedat Peker konuştu. Cevheri Mevheri, Muhammed Yakut hepsi konuştu. Onların bildiği ifşaları sen bilmiyor muydun? Uyuşturucu baronlarının parasını getireceğim diyorsun. 300-400 bin lira para getireceğim diyorsun. Nereden getireceğim? Yeter aga ya. Kaçına gelmişsin artık git ya. Ya birazcık insan der ki ya arka ben, ben yemin ederim şöyle bir konuşma bekledim. Çıkacaksın diyeceksin ki ya e, olmadı ama ben çabanızı takdir ederim. Ben başaramadığımı kabul ediyorum. Kaç tane seçimdir? Sen gittin Ekmelettin'in arkasına sığındın. Muharrem arkasına sığındın. Bir önceki seçim Şehit ittirdin önümüze. Muharrem İnce ile Ekrem İmamoğlu'nu. Ya insan zorla yapışır mı ya? Ben aday olacağım, ben aday olacağım. Ben aday olacağım, ben aday olacağım. Bir, olma lan. Kimse istemiyor ki senin aday olmanı. Bir kişi seni istemedi ya. Meral Akşener masaya vurdu kalktı. Onu bile oturtturdun. Meral Akşener, Akşener konuşuyorsa konuşsun abi. Hiç kimse benim fikrimi değiştiremez. Ben seçimi kaybettikten sonra istersen Mansur Yavaş konuş. Ha Mansur Yavaş. Sana da sözüm var. Ama bu akşam sinirli olduğum için sana lafımı etmeyeceğim. Bu tablonun içerisinde. Şimdi git Ankara Belediyesi'nden topla faturaları kes bilmem ne yap. Hadi me, Sen de devam et Mansur Hocam. Ben bu akşam konuşmayacağım. Çok sinirliyim. Yapılması gerekeni söyleyeyim sana. Bir, partindeki gereksiz herkesi, Türkiye Cumhuriyeti'ni sevmeyen herkesi atacaksın. İki, istifa edeceksin. Şerefinle, onuruna istifa edeceksin. Deniz Baykal Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl ki siyasete soktuysa hatırlayanlar bilir. Sen de Recep Tayyip Erdoğan orada kalması için çabaladın. Tek bir çabam vardı. Ya sakin olamıyorum abi yeter ya sakin ol sakin ol. Biz bir yıldır CHP'den daha fazla çalıştık. Ne yaptınız lan CHP olarak? Şu seçim için ne yaptınız Allah için söyleyin masaya çıkmış yere vuruyor. buradayım buradayım siz de buradasın. Neredesin? Neredesin ulan? Geçen seçim saat 3'e kadar yoktun. Şimdi neredesin? Nasıl yüzsüzce böyle gülebiliyorsun ya? Arkadaş bak vallahi sakinim. Kur'an ekmek çarpsın sakinim. Konuşmanı izledim. Patladım ya. Aga bugün benim doğum günüm İçine sıçtın ya. Oğlum bak biz AK Parti'ye zaten alıştık. Yaşarız 5 ayda. Ama sana alışamadım ben. Yani umudun sen olması bana koyuyor. Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi alıştırdım. Bak alıştım mesela haftaya doların kaç olacağını bekleyebiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu yaz tatile gidecek insanların nasıl höt olduğunu da biliyorum. Bak ben alıştım. Ama sana alışamadım. Yeter git aga ya. Bir defol git ya. Hiç mi CHP'de kimse yok? Bak aynısını söylüyorum. Şimdi MHP'de de devlet bahçenin yerine kimse mi çıkmıyor? Ama Ula Ümit Özdağ senden daha sert konuştu ya. Son dakikada adam maça soktu. O sen ben Ümit daha canlı yayında eleştirmişimdir. 5 yıldır ha Allah razı olsun. 5 yıldır eleştiriyorum ya hükümeti. Çıkıyorlar sana bir şey söylüyorlar. Ee, Tanju Özcan bir yandan kendini yırtıyor. Ya çekil ya. Vallahi çekil. Hiç mi aşağıdan gelen birinin önünü kapadığını düşünmüyorsun? halen 5 sene sonraki seçimi umut vaat etmeye çalışıyorsun. Çıktın bir tane konuşma yaptın güya. Altına müzik koyup ittirdiniz bize. Kağıda bakmadan okudun diye eleştirdim. CHP'nin trolleri bana saldırdı. Ya inandığın şeyleri kağıda bakmadan okuyamıyor musun adam sen? İnandığın bir şeyi kağıda bakmadan okuyamıyor musun? Davutoğlu'nu soktun. Babacan'ı da soktun. Onlar da gider AK Parti'ye birleşir. Meclis eskisinden de sağlam oldu. Ya sakin olamıyorum vallahi sakin olamıyorum ya. Birazcık artık gururun olsun. Bir istifa et be adam. Hakaret etmiyorum vallahi istiyorsan dava et, umurumda değil. Ama Türkiye'nin bu hale gelmesinde bir nolu sebep sensin. Çünkü bir türlü o yapıştığın yerden defol gitmedi. Ya abi ben riske atmayım, öbürü riske atmasın. İnsan ağrına gidiyor. Gitmiyorum abi siz ağrınıza ya. Benim sinirim bozuluyor ya. Arkadaş ben seçimden önce 3 canlı yayın yaptım. AK Partililer kesti kesti AK Partilerin sayfasında paylaştı. Sen kör sağır oynadın. Senin için yayın yapan hiç kimseye dönmedim bakmadım. Bir babalaya çıktın o da millet artık gırtlağına bindi diye babalaya çıktı. Çok sinirliyim. Ben sinirliyim abi. Siz de sinirlisiniz. Gideceksin aga. Yarın çıkacaksın ve istifa edeceksin. Kusura bakma. Artık CHP'nin yerine başka CHP'de senin yerine başkası mı gelir? Yaptığın açıklamalarda hangisi bir işimize yaradı ya? Ya hocam işte aslında şöyle oyu vardı da böyle oyu oldu. Ne oyu oldu abi? Şu seçimde bugün sandığa giden adamlar Kemal Kılıçdaroğlu lider diye mi verdi? Allah'ın dininiz aşkınıza söyleyin. Siz Kemal Kılıçdaroğlu çok büyük bir isim diye mi oy verdiniz bugün? Bugün oy veren adamların hepsini bir odaya toplar. De ki Kemal Kılıçdaroğlu için mi verdiniz yoksa Recep Tayyip Erdoğan gelmesin diye mi verdiniz? Ülkenin yarısının Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olduğu bir durumda sen seçimi kazanamadın. Alacağın, ya biz zaten çabalamışız. Senin şurada kazanacağın yüzde ikiydi ya. Ve bugün gün boyu seçimle ilgili usulsüzlükler yağdı çıkıp sahneye çıkmışsın desene arkadaş. Gerçi geçen sefer de söylediniz. Takipçisi olacağız dediniz. Yalan söylediniz. Üç gün sonra Muharrem Erkek mi ne çıktı? Ha, bir şeyler yaptık ama ne oldu? Geçen seçimden 14 gün önceden ne çıktı şimdi? Diye. Bu akşam hiçbir şey bile demedi. Bu akşam onu da demedi. Çünkü niye Erdoğan bir an önce devam etsin? Bir sonraki seçim ne olacak? Bana söylesene. Bir sonraki seçim ne olacak? Yani Suriyelilerin oyu bu sefer diyelim ki bunlar zaten beşer beşer ürüyor. Ya senin için Vatan Caddesi'ne gittiklerim sana haram olsun ya. Sen bir umut ol diye ifade verdim kaç defa. Benim halen dosyalarım var. Keman Kılıçdaroğlu, Allah rızası için şerefin onurum varsa istifade. Bu kadar diyorum ben. Ha halk sonra sen gittin diye aşırı üzülür. Belki ben çok yanlış değerlendiriyorumdur. Ama ne olur Allah rızası için az önceki, bak şerefsiz onursuz demiyorum hakem arkadaşlar onu. Sevenleri yanlış anlamasın. Ben kimseye böyle bir laf edebilecek bir seviyede birisi değildim. Ama ben bu kadar seçim kaybetsem, birinin arkasına ve ilk kez sahneye çıktığımda ya <laughs> olur ya böyle şeyler ne var ki bir sonrakine daha güçlü geleceğiz. Diyemem ya, vallahi diyemem. Kusura bakmayın sinirliyim. Ben sinirliyim. Ben hıyar yerine konulduğumu düşünüyorum. Bütün seçim sürecinde hıyar yerine konulduğumu düşünüyorum. Ve bugün de şu 14 günlük sürede de hıyar yerine konulduğumu düşünüyorum. 14 gün ya. Ya 14 gün maçı çevirecek hiçbir şey ya. Yaptım arkadaş. Allah rızası için söyleyeyim. Babalaya yalvar yakar çıkarttı. Söylüyorum size 14 günde ne yaptı? Bir tek yaptığı doğru şey var. Ümit Özdağ kendi tarafına çekebildi. Orada da mülteci kartını Ümit Özdağ kullanabildi. Yani onu da kullanamadı. Ulan bu seçimi kazanmak için yapılacak şey. Bak bir yılın vardı. Hadi onu geçtim. Deprem oldu Şubat ayının altısında. Şubattan sonra o depremi bir kucakla abi. Depremdeki insanların mağduriyetini sen gider. Sen bize anlat. Olsa Nur gidiyor sen gitmiyorsun. Deprem bir. Ya ekonomi gözümüze sok. Abi mülteciler her yerde birilerini sıkıştırıyor. Etek altı fotoğraf çekiyor. Tuvaletlere giriyor. Ya mülteci olayını o kadar güzel kullanabilirdin ki. Ülkede namus öbür taraf dinden gidiyorsa sen de namustan gidelim. Öbür taraf PKK'dan gidiyorsa sen de mülteci yapılanmasına, ülkenin sessizce ele geçirilmesinden konuşaydın. Bu kadar hak olup bu kadar bütün rüzgar senin arkanda Akşener'de Erdoğan tebrik etmiş. Abi ben de ediyorum lan. Yani böyle bir rakibi olduğu için Erdoğan tebrik ediyorum. Böyle bir rakibi bize ittirebildiği için Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor. Bu doğal bir seçeneği yani doğal seleksiyon denilen bir şey var. Bu doğal seleksiyon değil. Ha şimdi bana kızan AK Partili kardeşlerime de CHP'lilere de söylüyorum. Sakince şeyi bekleyin. Ağustos ayını. Bakın bakalım otellerin erken rezervasyonları doluyor mu? turizmden hayvan gibi para geliyor mu? Dibimizde İran, Afganistan birbirine girmek üzere. Bakın bakalım şimdi. A101 tüm ürünlere %30 zam yaptı yazan var. Baba oturalım arkamıza izleyelim. Bu akşamın sebebi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun inadıdır. Sen kendini bize ittirdin abi. Sen kendini bize ittirdin. Ben bu akşam Allah rızası için yalvardım sana. Dedim ki benim benim hesabım kıç kadar hesap. Yüz bin kişi var alt üstü. Ama gördüğüne eminim. Dedim ki ne olur CHP bize verileri versin. Abi YSK yüzde diyor. Öbürü yüzde doksanlı beş diyor. Biz Ankara'da Anadolu Haber Ajansı'nı bekliyoruz. Anadolu Haber Ajansı'nı geçen seçim bokluyordunuz. Ekrem Anadolu, Anadolu Ajansı'na inanmayın falan filan. Tamam lan dedik Anka'ya inanalım. Ankara nereden alıyor verileri? Anka nereden alıyor verileri? Söylesene bana. Biz Anka'daki verilerin doğruluğuna nasıl inanacağız? Temel Kılıçdaroğlu sandıklardan data mı topladı bu kadar acil? Topladıysa o zaman sandıklardaki sıkıntının niye farkında değil? Ben başka çözüm istiyorum abi. Kusura bakma. Ben bu saatten sonra senin olduğun hiçbir çözüme destek vermem. 2028'de ben AK Parti'nin gitmesi için elimden geleni yaparım. Ben AK Parti'yi sevmiyorum. Kusura bakmayın. Ben 44 yaşındayım. 23'ünden beri bu filmi izliyorum bana eder. Ama artık sen Kemal Kışlaoğlu benim için aracı çözüm bir şey değilsin. Ben senin üstünü çizdim. Ben suda damlayım. Ben adam mıyım? Senin tuttuğun köşe başına Tunca Özkan'a, Canan Kaftancıoğlu'na işte bilmem nelere geç. Ama aga. Allah bana nefes versin. Sen CHP'den gideceksin. Türkiye bambaşka bir sistemle hazırlanacak. İnşallah. Yeni bir parti mi olur? Yeni bir ne bilmiyorum bir umut. Ya yerel seçimler var. Bu arada Mart'ta da yerel seçimler var. O yüzden yapışıyorsun o koltuğa. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş. Bu akşam ne olur ne hissediyorsanız unutmayın bak. Bu akşam hissettiğinizi unutmayın. Biz biraz kızgınız. Yani ellerinizi tutup emri vakiyle kaldırdı ya aslanların falan dedi. Ha ben belki şey düşünüyorumdur. Ee, ne yapacağımı söyleyeyim mi bak? Ne yapacağımı söyleyeyim sana. Bir Türk insanı olarak. Baştan söyleyeyim ben dahil 40 yaş üstündeki herkes şu anda Türkiye'de kirlidir. Siyasi olarak kirlidir. Kafası bozuktur acı. Tamam Bence gençler artık siyasete gelmeli. Gençler kurtarmalı. Oraya geçiyorum. Sakin olamıyorum arkadaş. Sakin olamıyorum. Yan tarafı okuyorum. Allah razı olsun beni düşünüyorsunuz. Ama ne yapacağız biliyor musun? Ben gideceğim. Bütün ne kadar fenomen varsa hepsinin elini ayağını öpeceğim. Yalvaracağım. Onlara diyeceğim ki arkadaşlar gelin parti olmayan bir oluşum kuralım ve gençlere gerçek bir Türk genci nasıl olur? Dini sömürmeyen, Kürt meselesini sömürmeyen, Atatürkü sömürmeyen, e, üç tane o için hır çıkarmayan, yalan söylemeyen bir örgüt ne bileyim ulan? Hani ben siyasete gir, girmek için söylüyorsam da şerefsizim. Eğer bir partiden aday olursam da şerefsizim. Bağımsız aday olursam da şerefsizim. Hiçbir zaman da siyaset için yapmadım. Buradaki bütün abonelerim de biliyor. Ama ağa, öyle Türk gençleri var ki. Rümeysel kadar kaç yaşında milletvekili oldu? CHP'den de isimler sayarım. Merak etmeyin onlar kadar genç onlar kadar da sağlam insanlar var. Onları da sokarız meclise ondan sonra oturup bakarız. Yok abi sakinleşemiyorum ya. Vallahi sakinleşemiyorum ya. Yarın ne yapacaksın biliyor musun? Ya da 2-3 gün sen. Şimdi ortadan bir kaybolursun. Sonra e, değerlendiriyoruz. işte hatalarımızdan ders alacağız. Efendim hatalarım mı? Kemal Kılıçdaroğlu istifa edeceksin. Öyle yol kazası olmuş da işte ben elimden yeni yaptım da falan yemem. Keşke konuşmanın metni olsa şu anda. Sizden de bir tek ricam var. Allah peygamber aşkına hangi partiye oy verirseniz verin. Sizden de bir tek ricam var. Ne olur artık gözünüzü açın ya. Bu tiyatrodan artık bakın abi ya. Böyle mi hak, hak ettiğiniz bu mu lan? Size soruyorum. Hak ettiğiniz yönetilme sistem bu mu sizce ya? Ülkenin bütçe gelirinin yüzde doksanı vergiden kol gibi vergi girecek size. Açın videoları izleyin daha yeni koydum. Böyle para basıyorlar. Böyle roket gibi çıkıyor 200 liralıklar. Amerika'nın kriz geliyor. O da ayrıca binecek üstüne. Doğu sınırını şimdi konuşmuyorum bile. Aşağıda zaten PYD. Bunların hepsi senin ekonomi patlatıyor. Ya siz bunu mu hak ediyorsunuz? Avrupa kimseye vize vermiyor. Siz bunu mu hak ediyorsunuz? Üniversiteler, okullar yani ne eğitim veriyor? Siz bunu mu hak ediyorsunuz? Dünya chat GPT ıvır zıbır yapay zeka konuşuyor. Siz halen, biz halen neredeyiz ya? Ulan benim çocukluğumda aldığım eğitimi alıyorsunuz şu an ya. Oğlum bu ülke ben 44 yaşındayım lan. 30 sene önce 14 yaşındaydım. Bugün 14 yaşındaki çocuk benle aynı yerde sayıyor. Hamster tekerleğindesiniz ya. Çıkabiliyor musunuz lan dışarıya? Gezebiliyor musunuz? Bir yemek yiyebiliyor musunuz? Bir kahve iç 50 lira giriyor. Bu AK Parti ile CHP ile alakası yok. Bu tiyatroya artık uyanın ya. Vallahi uyanın. Oğlum bana komaz bak söyleyeyim. Ben 44 yaşındayım. Ben evladım için çabalıyorum. Ben Türk halkı için çabalıyorum. Hadi hayırlı akşamlar. Bu videoda size emanet. Ne yaparsanız yapın.